Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün sizlere bezelye veriminden, iri tanelisine de araka diyoruz biliyorsunuz. Araka veriminden bahsetmek istiyorum. Bir dönüme ektiğimiz araka ya da bezelye bize kaç kilogram olarak geriye döner ve bizim kazancımız ne olur? Bezelye verimini bu mevsimde açıklamamın sebebi tam da bu mevsimde, bu sıcaklıklarda bezelye ekimine uygun vakit olmasından kaynaklanıyor. Bezelye ekiminde toprak sıcaklığı 7-8 derece olmalıdır. Bezelye tohumu 2 derecede de çimlense de çimlenme çok yavaş olur. Bezelye tohumlarının çimlenmesi için en uygun sıcaklıklar 15 ila 18 santigrat arasındaki sıcaklıklardır. Çimlenme ve çiçeklenme arasındaki dönemde günlük ortalama sıcaklığın 15-18, çiçeklenme ve olgunluk arasındaki dönemde ise sıcaklığın 18-21 derece arasında olması istenir. Sıcaklığın yüksek olması durumunda çiçeklenme süresi kısalır. Çiçeklenme ve olgunluk arasındaki dönemde sıcaklığın 10 santigrat dereceye düşmesi durumunda ise danenin olgunlaşması gerçekleşmez. Aynı dönemde sıcaklığın 26 derecenin üstüne çıkması da arzu edilmez. Bezelyenin yüksek sıcaklığa en duyarlı olduğu dönem çiçeklenmeden hemen sonraki devredir. Yağışın yetişme dönemi boyunca düzenli ve yavaş olması danenin yüksek kalitede olmasını sağlar. Danelerin olgunlaşması devresinde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkarsa eğer tohumlar canlılıklarını kaybeder, haşlanma dediğimiz olay gerçekleşir. Toprak isteği bakımından seçicidir. Serin ve yağışlı dönemde yetiştirildiği için alüvyal ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda çok iyi gelişir. Ağır topraklardan hoşlanmaz. Çimlenme döneminde ıslak ve çok rutubetli topraklarda tohum iyi çimlenmez. Toprak ıslaklığı gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla temasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Ülkemizde tohum ekimi genellikle Şubat ve Mart aylarında yapılmaktadır. 30 Kasım'a kadar sonbahar çeşitleri, Şubat ayından 15 Mart'a kadar da erkenci çeşitler, Nisan başına kadar da yarı erkenci ve geçici çeşitler, 15 Nisan'dan sonra sıcağa dayanıklı çeşitlerin ekimi yapılmaktadır. Bezelyeye çiftlik gübresi vermekten kaçınılmalıdır. Bezelye kendinden önce yetiştirmiş olan bitkiye verilmiş olan gübrelerle çok kez yetinmektedir. Bezelye potasyum ve fosfor eksikliğine karşı hassastır. Topraktaki fosfordan çok iyi faydalanır. Bezelye tarlaları uzmanlar tarafından düzenli olarak kontrol edilerek hasat olgunluğuna gelmiş bezelyelerin oranı %70'in üstüne ulaştığında hasata karar verilir. Bezelye yetiştirmek için uzmanlara danıştığınız toprak neler istiyorsa ve bitki neler istiyorsa her şeyi koşuluna göre yaptınız ve sıra geldi hasada. Bir dönüm araziden ne kadar bezelye hasat ederiz? Bir dekar alandan baklılı olarak taze bezelye 1500-2000 kilogram, iç bezelye olarak da 500 ile 800 kilogram arasında ürün alınır. Bu videoyu yayınladığım tarih 2020 ve İstanbul hal fiyatları 4 ile 7 TL arasında değişmiştir. Dolayısıyla elde edeceğiniz 500 ile 800 kilogram arası iç bezelyeyi bu fiyatlarla çarpıp ortalama ne kadar verim alacağınızı bulabilirsiniz. Tabii ki yaptığınız masrafları da bundan düşeceksiniz. Elinize kalan sizin karınız oluyor. Tabii iklim koşulları istediğiniz gibi giderse. Çok düşük fiyatlarla ve yaptığı çok ağır işlerle ezilen çiftçilerimize kolay gelsin diyorum. Aldığınız para bereketli olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler diliyorum.